Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de hücrenin organellerini anlatıyoruz. Organelleri yazmış. Hocam or <laughs> organelleri. yanlış <laughs> yazmışsınız. Evladım, evladım ribozom en önemli organel. Ribozom çok güzel bir otel hocam. Beş yıldızlı bir otel. Hayır ribozom dediğimiz organel evladım. E, bütün hücrelerde var. Tüm hücrelerde var. bakteri bilmem ne her şey fark etmez. Bütün, bütün hücrelerde var. Ve ribozom deyince hakkına şöyle bir anahtar kelime gelecek. Ben sana bütün organelleri şimdi endoplazmik retikulum, golgi falan hepsini bir anahtar kelimeyle ezberleteceğim. Nedir bu anahtar kelimemiz biliyor musun? Ribozomda proteindir Tonguç. Ribozom deyince aklına protein gelecek. Ne yapıyor biliyor musun ribozom? E bir kere en küçük organel Her yerde bulunuyor ve proteinleri sentezliyor. Yani proteinlerin sentezlemek demek üretimi demek. Proteinin üretimini ribozom yapıyor. Ve nerede bulunuyor? Çekirdek zarında bulunabiliyor sitoplazmada serbest bir şekilde bulabiliyor veya endoplazmik retikulum denilen havalı bir adı olan organelin üstünde bulunabiliyor. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Ribozom organeli bak endoplazmik retikulum üzerinde buluyor hadi ona bakalım. Endoplazmik retikulum benim endoplazmik en sevdiğim konu Endoplazmik retikulumu hocam. ER diye de yazabiliriz. O kadar kasmaya gerek yok. ER. E, ER. Peki bu adam deyince aklımıza ne gelecek biliyor musun evladım? Erbaş. Hayır bu adam deyince taşıma kelimesi aklımıza gelecek. Hocam, Her şeyin taşıma, bir anahtar kelimesi var. Dönmez o bir japon adı at atı sözü, değil mi? şimdi er dediğimiz zaman o zaman taşıma gelecek. Nasıl taşıma? Madde iletiminden sorumlu hücrenin içindeki. Bak hücre çekirdeği burası, hücre zarı burası. Bu aradaki bütün madde alış madde transferlerini hep bu ER yapar. Transverizasyon kesin. Aynı zamanda hücrenin iskelet sistemi gibi. Yani hücrenin iskeletini oluşturuyor. Ayakta durmasını da sağlayabiliyor. Ee, ve or, bazı maddelerin depolanmasını da sağlıyor aynı zamanda. Şöyle bir şey var. İki türlü endoplazmik retikulum var. Üzerinde ribozom olanlar var. Bunlara biz e, granüllü endoplazmik retikulum diyoruz. Bunların üzerinde ribozom var. Bir de granülsüz endoplazmik retikulum diyoruz. Bunların üzerinde ribozom yok. O yüzden e, granülsüz olarak adlandırıyor. Yani üzerinde noktalar olursa granüllü, üzerinde nokta yoksa granülsüz. Peki bu ne yapıyor biliyor musun? Granüllü endoplazmik retikulum e demin e, de, öğrenmiş değil mi? E, ribozom ne yapardı? Protein sentezlerdi. O zaman granüllü endop endoplazmik retikulum da protein sentezler. Bunlarsa yağ sentezliyor. E, bu ekstra bir bilgi aklında bulunsun. Endoplazmik retikulumu anladık. Golgi cisimciği. Golgi deyince aklımıza salgı gelecek evladım. Golgi aygıtı da diyorlar bazen. Duydun mu bunları evladım hiç? Hocam uzay inceleme istasyonları NASA'nın gönderdiği gol yaygıtını 1813 Heh, yılında Heh, uzaydan maymunlar mu? düzeltiyor. Salgı yapıyor lan. Tükürük mesela. Tükürük Golgi tarafından çıkıyor biliyor musun? Hocam ayıp bir şey ama yapmam Ağzında lazım. Ağzında olan... için şey yapayım mı? Saçma <laughs> mı? Tükürük bezlerimde olan en fazla organ hangisi biliyor musun? Golgi gici bu kadar basit. O zaman golgi gici en fazla magandalardadır diyebilir miyiz hocam? Maga lamalardadır diyebilirsin. Lamalar Lama, sürekli tükürüyor. Salgı maddelerin paketlenmesinde göre. Yani salgı bir de paket kelimesi gelirse de aklımıza golgi getirebiliriz ve hücre zarının yapısında bulunabiliyor. pardon e, hücre zarının yapısında bulunan glikoz, protein ve yağların bir araya getirilmesi, paketlenmesini golgi cisimci yapıyor. Paketliyor yani. Ve bunları salgılıyor. Bak, enzim, enzim, hormon, bunların hepsi salgılar vücudumuzda çıkar. Ben bu kelimeleri gör ha, bu kelimeleri gördüğümüz zaman hemen aklımıza golgi cisimci gelecek. Ben sürekli antropojen Ve kofula geçtik. Koful dediğimiz Çok şeyse. Koful, kıfıl bir, bir, adam hocam ya. Koful dediğimiz şeyse tek bir kelimeyle ezberleyeceğiz. Depo evladım. Neyi depo edebiliriz? Suyu, tuzu, proteini, karbonhidratı ve bazen bazen burayı da yazma, yazmamışız. Bazen atık maddeleri de depo edebiliriz. Atık maddeler de depo edebilir. Şunu unutmayalım Tonguç. Hayvan ve genç bitki hücrelerinde e, sayı fazladır. Tamam mı? Kofulların sayısı fazladır. Ama yaşlı bitki hücrelerinde e, sayı azdır Tonguç. Kofu sayısı azdır. Ama e, şöyle enteresan bir şey var. E, hayvanlarda ve genç bitkilerde sayı fazla ama büyüklükleri küçük oluyor. Yani küçük kofullar olunuyor. Küçük kofullar hayvan hücrelerinde bulunuyor. Büyük kofullarsa bitki hücrelerinde bulunuyor. Anlaştık mı? Anlaştık yani yani hayvan hücresinde mesela şu bitki hücresi diyelim. Ee, bunun kofulları böyle 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 ise bunun böyle bir koful oluyor. Of. Yani. Büyük oluyor ama bunda beş tane var bunda bir tane var görebiliyor musun? Görebiliyorum hocam. İşte bu kadar süper zekisin o zaman hayvan bitki. Lizozoma bakalım. Lizozom dediğimiz şey ise tek bir kelimeyle ezberleyeceğiz. Sindirim. Nasıl yemekleri yedikten sonra sen sindiriyorsun midende. Hocam. Hücrenin de bir midesi var. Hücrenin de midesi lizozom. Büyük moleküllü maddeleri yapı taşlarına parçalıyor. Zaten bunun tabiri sindirim demek. Büyük parçaları küçük parçalıyor. O zaman şöyle bir parça gidiyor midene. Biz ne yapıyoruz? Lizozom sayesinde böyle küçük parçalıyoruz. İçinde enzimler bulunuyor çünkü. Enzimler ne yapıyordu? Büyük parçaları küçük parça Eğer lizozom patlarsa ne olur biliyor musun Tomuç? Lizozom patlarsa otoliz denilen hücre kendi kendini yer. Kendi kendini yemek. Hiç kendi kendini yer misin evladım sen? Hücre kendi Bazen kendini parçalıyor İntihar intihar hareketi. Kimse bu intihar. vermeyince kendi kendimi yiyorum hocam ya, niye pasarmalar? Saçma mı? İntihar hareketi oluyor <laughs> abi. Yani. Sen baktık, hücre bölünmesi sırasında iyi iplikleri denilen böyle kromozomların birbirinden ayrılmasını sağlayan bazı iplikleri oluşturuyor Tonguç. Bu kromozomlar da hücre hücre bu diyelim, kromozomlar birbirinden ayrılıyor Tonguç. Ne sayesinde? iyi iplikleri sayesinde mitoz mayoz konusunda 8. sınıfta falan filan öğrenmiştik. Yani bunu sağlayan bunu sağlayan iyi iplikleri oluşuyor sentrozomlar. Ama hayvan hücrelerinde var ya bu. Evladım çok enteresan. Bitki hücrelerinde yok. Aa. Bitki hücrelerinde başka proteinlerle oluşturuluyor bu iyi iplikleri. Dolayısıyla sentrozom da şu şekilde gözükür. Yani e, sınavlarda şöyle gözükebilir. E, ve sentrozomlar ikili haldedir. E, bunların her birisi Sentriol sentriol olarak adlandırılır. İkisi beraber sentrozomdur. Bu da ekstra bir bilgi sana. Tebrik Teşekkür ediyorum. Doğru. Mitokondriye baktık. En önemli organel mitokondri evladım. <laughs> en önemlisi. İstansız. Bak içinde ne var? İki tane ne var? O. O o var. O o ne aklına getirecek? Oksijen. Harika. O iki. Mitokondri deyince aklımıza hemen solunum gelecek. Bir tane daha kelime var burada özür dilerim. Bir, iki tane bu. Enerji gelecek. Yani iki tane solunum ve enerji görünce hemen mitokondri aklımıza getireceğiz. Besinlerdeki enerjiyi oksijenli solunum yoluyla neye çeviriyoruz evladım? ATP'ye. Yani enerjiye dönüştürüyoruz. O zaman ne yapıyormuşuz? Biz besin yiyoruz ya. Evet hocam. Bunu enerjiye dönüştürmek için ne kullanıyormuşuz demek ki? <laughs> mitokondriyi kullanıyormuşuz. Mitokondri de böyle bir yapıya sahip. Hatta sınavlarda şöyle 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 de görebilirsin. İçi kıvrımlı çift zara sahip. Çift zara sahip hatta kendi DNA'sı bile var biliyor musun? Aa. Çift zarlı bir tane zar yok. Bir de kendi DNA'sı var. Plastitlere bakalım. Plastitlerde sadece bitkilerde. O yüzden böyle çizdim. Bunlar sadece bitkiler. Plastik mi hocam? Hayır plastitler dediğimiz şey 3 çeşit olabiliyor. Plastitler bitkilerde olan organel çeşidi. Kloroplast, kromoplast ve lökoplast. Gel bakalım teker. Bak kromoplastı böyle çizdim. Ne demek biliyor musun bu? Ne demek hocam? Farklı renkleri kloroplast, kromoplast oluşturuyor. Lök Klor, kloroplastı ne yaptım? Yeşil çizdim çünkü Aa, sadece yeşili yani oluşturuyor. da yeşil. renksiz zaten anlatacağım. Şimdi kloroplastta klorofil bulunuyor. Klorofil e, bitkilerde bu yeşil rengi veren madde. Hocam yeşil file ne denir? O bilmiyorum. Green fil. Hayır hocam. Klorofil. Ne? Ah, Oha! Çok Gerçekten çok iyi. Bir Gerçekten şey. kaliteli <laughs> Yeşil file klorofillerini doğru söylüyorsun. Ve bu yeşil madde ışık enerjisinin etkisiyle karbondioksit ve sudan besin ve oksijen üretmeyi yapıyor. Yani fotosentezi yapıyor bu yeşil madde. Ve nerede bulunuyor bu yeşil madde? Sadece kloroplastların içinde. Kloroplast demin aynı mitokondri olduğu gibi çift zarlı yapıda ve çok özel kendi DNA'sı falan var. Böyle çok özel bir şey. Ve yeşil bitkilerde bulunuyor evladım. Yoksa bitkinin yaprak diye kısmı var ya. Yapraklarda kloroplast bulunuyor. Bunu bilmek zorundasın. Kromoplast dediğimiz şey de farklı renkleri veriyor. Sarı, turuncu, kırmızı, mor, pembe gibi yeşil dışındaki. O zaman güller rengini kromoplasttan mı alıyor hocam? Süpersin. O zaman bak çiçeklerde kloroplast kromoplast çok var diyebilirsin. Çok akıllı bir öğrencisin. Lokoplastlar renksiz Renksiz dediğimiz şey bitkinin kök, gövde ve meyve ve tohum gibi kısımlarında depo etmek için. Lokoplast deyince aklımıza depo kelimesi gelecek. Bak bunları da kaçırdım. Kromoplast deyince aklımıza renk gelecek. Yani tek kelimeyle özbelletiyorduk ya biz her şeyi. Kloroplast deyince aklımıza fotosentez gelecek Donguç. Yani bak bu kelimeleri ezberlersen birbirlerine bir hani flash kartlar falan yaparsan kesin her şeyi Aklına otobisin, renksiz ve depo yapılmak için özellikle mesela bu patates tamam mı? Patatesin içinde ne depolanıyor biliyor musun? Kızartma. Nişasta depolanıyor. Nişasta depo besin maddesidir. Bunun depolanması için kullanılıyor. Ödülü sorumuzu yap cevaplara. Gönder evladım. Hiç üşenmiyorsun ve Hay Allah. <laughs> Bir dakika. Evet. Tonguçay'ın konu video video bombardımanımız sesiniz. devam ediyor. Tebrik ediyorum seni. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder ama bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada.